Bugün sizi bir dahiyle tanıştıracağım, bir matematik dahisiyle. Evrenin tamamen matematiksel şekillerden, geometriden oluştuğunu düşünüyor. Sayılar teorisi üzerine çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda bir mobilyacı. Kendi mağazasında kanepe, koltuk, yatak filan satıyor. Çok ilginç bir denklem, öyle değil mi? Ne işi var bir dahinin mobilyacı mağazasında? Ama onun dönüşümlerle dolu hikayesini öğrendiğinizde bundan çok daha fazla şaşıracaksınız. Çünkü bu kişi öyle doğuştan değil, sonradan, yanlışlıkla, kazayla deha olmuş. Jason Paget 90'lı yıllarda bugünkünden tamamen farklı bir kişilikteymiş. Okulda son derece başarısızmış, kopya çekermiş, ödevlerini arkadaşlarına yaptırırmış, yine de sınıfta kalırmış. Bırakın matematiği, hiçbir derste, hatta resim dersinde bile ödevlerini yapmazmış. Kendi deyimiyle sürekli kızların peşinde koşan, o yüzden de en çok saçlarının şekliyle ilgilenen, vücut yapmaya çalışan hormon dolu bir ergen genç hayal edin. Haftanın her gecesi partileyen, o bar senin, bu bar benim gezen, gününü gün eden çılgın bir tip. Yine öyle çılgın gecelerden birinde bir karaoke bara gitmiş. Karaoke barda öyle sıra dışı, olağan dışı bir şey olmamış. Şarkılar, şiirler. Çapkınım, hovardayım, 24 ayardayım, her gece bir bardayım, hayda hayda, nihayda şeklinde karaoke havaları. Ama bar çıkışı arkasından sinsi sinsi iki kişi yaklaşmış ve bunlardan biri yumruğunu kafasına indirivermiş. Bu darbeyle beyaz, bembeyaz bir ışık gördüğünü hatırlıyor Jason. Ve o ışığı görmesiyle yere kapaklanması bir olmuş. Kafasına yumruklar, yüzüne tekmeler filan inmeye devam ederken bunu kendisine yapanları görememiş bile. Sonra da onu bulanlar tarafından hemen hastaneye kaldırılmış. Hastaneden taburcu olup da evine dönünce her şey değişmiş. Kendisinde obsesif kompulsif bozukluklar başlamış. Sürekli ellerini yıkama, sonra havlunun temiz olmadığından şüphelenip tekrar ellerini yıkama, sonra ellerini yıkadığı musluğun da temiz olmadığından şüphelenip bir kez daha ellerini yıkama, buna benzer takıntılar. Depresyon yaşadığı için evinden çıkamaz hale gelmiş. Hatta güneş giremesin diye evinin tüm pencerelerine kat kat perdeler, battaniyeler çivilemiş. Günlerce uyuyormuş, 3 gün arka arkaya uyuduktan sonra uyanıp tekrar uyumaya çalışıyormuş. İşte böylesine acı dolu, böylesine karanlık bir dönemden geçmiş. Yaşadığı bu karanlık dönemde bir başka ilginç durum daha ortaya çıkmaya başlamış. Artık dünyayı eskiden olduğu gibi, gördüğü gibi algılamıyormuş. Musluğu açıp da akan suya baktığında sadece suyu değil, yüzlerce çizgiyi de beraberinde görüyormuş. Birbiriyle çakışan ya da teğet geçen çizgiler. Fraktal geometri. Notlarında her şey çok tuhaf görünüyordu diye hatırlıyor. When things moved, they moved in these bizarre stop action frames, like individual discrete picture frames with a line connecting them. Aslında biz bir film izlerken gerçekten de birbirinden bağımsız kareler görürüz. Fakat insan beyni bir saniyede 12'den fazla resmi görmeye başlayınca bunları birbirinden bağımsız ya da sabit gibi değil de birbirine bağlı ve hareketli olarak görme eğilimindedir. Zaten tam da bu yüzden filmlerde bunun 2 katı, yani bizim algı sınırımız olan 12'nin 2 katı olan 24 kare, 24 tane fotoğraf gösterilir. Yine aynı sebeple film endüstrisi kendisini motion pictures, yani hareketli resimler üreticisi olarak da tanımlar. İşte Jason, uğradığı saldırı sonucunda yaşadığı o beyin sarsıntısının ardından bu resimleri hareketli olarak değil de donuk olarak da görebilmeye başladığını söylüyor. Üstelik sadece filmlerde değil, gerçek dünyada. Aylarca evinde kapalı kaldıktan sonra dışarı çıkıp da etrafına baktığında her yerde geometrik şekiller görmeye başlamış. Nereye baksa daha önce hiç görmediği şekillerle karşılaşıyormuş. Güneşte, bulutlarda, yağmurda, suya düşen damlalarda ve onların etrafında oluşan halkalarda. Bunun matematikle bir şekilde ilişkili olduğunu hissettiğini söylüyor. Özellikle de pi sayısıyla. Artık dünyayı farklı bir şekilde algılayan Jason, gördüklerini çizimlere yansıtmaya başlamış. Bu çizimlerin neredeyse iyileştirici bir etkisi olduğunu anlatıyor. Çünkü onları yaparken tüm dertlerinden, tüm takıntılarından uzaklaşıp sadece görmeye, sadece çizmeye odaklanıyormuş.
Bir yandan da acaba delirmeye mi başladım diye düşünüyormuş. Pek de haksız sayılmaz. Baktığı her yerde pi sayısını görmeye başlayan biriyle ilgili bir film bile vardı, öyle değil mi? Yaptığı araştırmalar sonucunda kendisinde sinestezi olabileceğinden şüphelenmeye başlamış ve hemen o konunun uzmanlarına ulaşmış. Sinestezi, insan duygularının, duyularının birbirine karışması demek. To hear a picture or to see a sound. Evet, böyle insanlar gerçekten de var. Hatta birini muhtemelen daha önce filmlerde de görmüşsünüzdür. Karayip Korsanları ve Shine gibi filmlerden hatırlayabileceğiniz aktör Geoffrey Rush'ta böyle bir durum var. Kelimeleri renklerle ilişkilendiriyor. Örneğin ona göre pazartesi uçuk mavi renkte. Fakat Jason'ın durumu bunun da ötesinde, çok özel bir durum. O yüzden de bilim insanları tarafından hemen incelenmeye başlıyor. fMRI cihazı içindeyken ona matematiksel formüller gösterdiklerinde beyninin belli bölümleri harekete geçiyor. O sırada geometrik şekiller gördüğünü söylüyor. Kendisine sahte formülleri gösterdiklerinde ise hiçbir şey olmuyor. Unutmayın, kendisi ortalamanın, matematik konusundaki ortalamaların çok altında, kopya çeken, bu konulardan hiç anlamayan bir durumdaydı yaşadığı saldırı öncesinde. Şimdi ise matematiksel formülleri belki de hayatında ilk kez görmesine rağmen, formül doğruysa geometrik şekil görüyor, formül yanlışsa hiçbir şey görmüyor. Uzmanlar bu saldırı sırasında aldığı darbelerin onun beyninin kortikal dokusunu etkilediğini ve normalde uykuda olan matematiksel bir potansiyeli açığa çıkardığını düşünüyor. Yani yanlışlıkla dahi oluyor. Buna sonradan edinilmiş savant sendromu adı veriliyor. Bu savant sendromunu Rain Man filmini izleyenler, Yağmur Adam filmini izleyenler hatırlayacaktır. O doğuştan bu sendroma sahipti. Oysa bizim bugün anlattığımız örnekte sonradan edinilmiş versiyonu var. Ve bu çok nadir bir durum. Şimdiye kadar sadece 20 civarında vaka tıbbi kayıtlara geçirilebilmiş. Dünyada en fazla 40 civarında kişinin bu durumda olduğu zannediliyor. Ben bunlardan iki tanesini daha önce podcast yayınlarımda sizlere anlattım. Biri şimşek çarpınca birdenbire müzik dehasına dönüşüveren Tony Chicoria, diğeri ise tarihten bir isim. At arabasından düşünce fotoğraf dehasına dönüşen Edward Muybridge. Kendisi daha sonra o meşhur at fotoğraflarını çekiyor. Bir saniyede 12 fotoğraf makinesiyle hareketli bir görüntüyü saniyede 12 kez donduruyor. Onun bu buluşu film kameralarının icadına yol açıyor. Yani muhtemelen o da yaşadığı, geçirdiği o kazanın sonrasında bizim akışkan olarak algıladığımız hareketi donuk donuk görmeye başlayan kişilerden biri. Tıpkı bu videoda hikayesini anlattığım Jason gibi. Kazayla dahiye dönüşen Jason, bir fizikçinin de onu yönlendirmesi ve teşvikiyle okula geri dönüyor. O yaştan sonra yeniden üniversiteye başlıyor. Daha ilk gün öğretmen tahtaya bir denklem yazıp sonra da bunun grafiğini çiziyor. Ve işte o zaman Jason bir uyanış daha yaşıyor. O travmatik deneyim sonrasında elde ettiği yeni yeteneğiyle, nereye baksa gördüğü o geometrik desenlerle okulda tahtaya çizilen formüllerin aslında aynı şey olduğunu anlıyor. O güne kadar doğru düzgün bir eğitim almadığı için bilmediği o matematik dilini, matematiksel terimleri öğrenmeye başlıyor. Bu şekilde sadece okula dönmedim, aynı zamanda hayata da döndüm diyor. Çünkü kafamda gördüğüm, kalemimle çizdiğim şekilleri başkalarına da anlatabilmenin bir yolunu buldum. Okulla beraber yeniden döndüğü hayatı artık o günden itibaren giderek iyi bir yönde ilerlemeye başlamış. Jason kendisinin durumunda olan diğer kişileri bulup onlara da yardım etmeye çalışmış. Yeniden gitmeye başladığı o okulun kantinindeki tanıştığı biriyle çok iyi anlaşmış, evlenmişler. Onlar ermiş muradına diye böyle bitiresi geliyor bu masalsı olayları anlatırken insan. Ama bitirmeden önce biz çıkalım kerevetine de dememiz gerekiyor, değil mi? Masallarımızın sonunda öyle boşu boşuna bu deyim kullanılmaz. Başka insanların mutluluğuna ortak olmak yetmez, bir de o mutluluktan bizim üzerimize düşen payı almak manasına gelir bu deyim. Acaba diyorum, bizim beynimizin kortikal dokusunun bir yerlerinde de böyle gizli kalmış, henüz dokunulmamış bazı yetenekler uyku halinde olabilir mi? Yoksa başka bir ihtimali düşünelim. Jason çok özel biriydi. Doğuştan zaten aslında beyninin bir taraflarında bu tür yetenekler vardı ve bu kaza onları ortaya mı çıkardı?
Onu inceleyen doktorlardan biri şöyle diyor. Eğer o özel bir beyne sahip olsaydı ve sonradan bir sakatlık geçirseydi, bu çok büyük bir tesadüf olurdu. Büyük olasılıkla herkesin beyninde uykuda olan bir şeyler var. The brain comes loaded with all sorts of factory installed software to which most of us don't have access. Bunları söyleyen kişi Dr. Daryl Trafford. Ama diyor, asıl mesele şu. How can one tap that dormant potential without having a head injury or some kind of central nervous system incident? Bir başka deyişle, hani masalların sonunda gökten 3 elma düşer ya, bu bizim kafamıza düşmeden nasıl akıllanırız? Isaac Newton gibi birisi olabilmek için illa kafamıza bir elma mı düşmesi gerekiyor? Jason gibi bir dahiye dönüşebilmek için illa bir bar çıkışında saldırıya mı uğramalıyız? Evrenin her yerinde matematiği görebilmenin başka bir yolu yok mu? Jason'ın hikayesini, bu akıllara durgunluk verici hikayesini araştırırken bir yandan da işte bu tür sorular kafamda dönüp duruyordu. Sonra İnternetin bir köşesinde çok ilginç bir hikayeyle karşılaştım. Bu hikaye bana göre o kadar ilginç bir ayrıntıya sahip ki ben bunu Jason'ın hayatındaki yeni bir dönüşüm olarak yorumluyorum. Şimdi sizi yeni biriyle tanıştırayım. Bu kez dahi değil, sıradan ortalama tipte biri. Brady Simmons. O da Jason gibi ergenlik döneminde epeyce problemli bir hayat yaşıyormuş. Daha 20'li yaşlarında uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyormuş. Tıpkı Jason gibi o da her gece bir bardaymış. Hatta yine tıpkı Jason gibi bir gece o da bir karaoke barına gitmiş. Yine şarkılar, şiirler. Bu gece barda, gönlüm hovarda, çalsın sazlar, oynasın kızlar, hayda hayda, gül hayda şeklinde karaoke havaları. Gecenin ilerleyen saatlerinde başı dumanlı, tığ gibi bu delikanlı, yanında bir başka külhanlıyla bardan dışarı çıkmış. Ve birini takip etmeye başlamışlar. Sinsi sinsi o birinin arkasından yaklaşmışlar ve yumruğunu kaldırıp kafasına geçirmişler. Evet, o gece Jason'a saldıran kişilerden biri bu kişi. Karaoke şarkı dışında bu söylediklerimin tamamı gerçek. Fakat yıllar içerisinde bu uyuşturucu ve alkol bağımlısı genç de değişmiş. O gece yaptıkları zorbalık, o şiddet dolu saldırı onun beynindeki bir noktayı değil de vicdanının derinliklerindeki bir başka noktayı uyandırmış. Arkadaşlarımla dışarı çıkıp çok içerdim ve birçoğunun içerken kötü ve aptalca şeyler yaptığını görürdüm diyor. Ayrıca testosterondan tamamen bunaldığımı da hatırlıyorum. O yaşta birçok erkek sadece sert ve güçlü olmak ister. O yüzden ona buna saldırmadan duramıyorduk. Şimdi yanlış anlaşılmasın, tüm bu itirafları o saldırıdan sonra yakalandığı için yapmamış. Zaten saldırıdan sonra da yakalanmamış. Dedim ya, yıllar boyunca vicdanını yaralamış bu gençliğinde yaptığı şeyler. Değişmeye karar vermiş. Kar amacı gütmeyen bir dernekte başkalarına yardım etmeye çalışmış. Fakat yine de bir türlü tatmin olamıyormuş. Ve en sonunda Jason'a kendi isteğiyle ulaşıp onunla yüzleşip özür dilemeye karar vermiş. Evet, özür dilemiş. Affını istemiş Jason'dan. Peki Jason neler düşünmüş sizce? Kendi kafasına vuran, neredeyse hayatının değişmesini sağlayan, değişmesine yol açan bu kişi hakkında yine geometrik şekiller gördüğünü söylüyor. Sanırım affetmenin de geometrik bir şekli var diyor. Ben o şekli görmeye başladım. Uzay zamanı belirten çizgiler vardır ya, zamanı o çizgilerin yüzey alanı gibi düşünebilirsiniz. Vakit geçtikçe acıyı daha geniş bir yüzeye yayarsınız. Zamanın yaraları iyileştirdiğini söylemelerinin bir nedeni de bu sanırım.